Neden açıklanmıyor bu rakamlar? Başta da öyleydi. Gerçi dün de bir mahallenin kazası oldu. Valilik 20'lerde, kaymakamlık onlarda açıklıyordu. Sayın Bakan Fahrettin Koca çıktı. Alışkanlıktan olsa gerek 8 yaralımız var dedi. Ne valiliğin ne kaymakamın rakamlarıyla tutmadı. Zaten sonrasında öyle olmadığı da ortaya çıktı. 45 yaralı var. Şimdi neden açıklanmıyor? Acaba bu rakam açıklanırsa işte ülkeler Türkiye'yi yeniden kırmızı listeye alabilir, seyahatler durdurulur, turist gelmez, gelir azalır. Buna göre mi bu bilgiler saklanıyor? Yani ekonomi bazlı bir karar mı yürütülüyor pandemiyle? Bilimsel mücadeleye, bilimsel yolla savaşa bu rakamların saklanması nasıl bir etki ediyor? Öncelikle biz bilim insanları olarak aşılanmış kişilerdeki seyrine dair bir fikir sahibi olup ortaya bir veri koyup başka tedavi yöntemleri ya da bu insanlar için bir ayaktan sahra hastaneleri gibi hastanelerin açılıp açılması konusunda tavsiye veremiyoruz. Yani aslında biz güncel olan konusunu önümüzde kapatıldığı için bu veriler yakalayıp bunu dünya verileriyle örtüştürüp tavsiye veremiyoruz. Şunu diyebilirsiniz, sizin tavsiyelerinizi dinleyen oldu mu diyebilirsiniz bugüne kadar. Yani doğru mu? Bu. Tavsiye olmadı, olmadı maalesef. Ama şöyle söyleyelim, bunlar... uluslararası alandan kaçırılamaz. Çünkü söylediğim gibi uluslararası alanda Delta Plus'ın Türkiye'de adı anılmazken ya da bir önceki Güney Afrika mutantı Türkiye'de lafı bile edilmezken, Güney Afrika mutantı bu arada Türkiye'de çokça bulundu onu söyleyeyim, uluslararası verilerden tespit ettik. Çünkü Türkiye uluslararası trafiğin tam ortasında tespit ediyor ve tam tersine kırmızı listeye alıp daha da uzun süre kırmızı listede tutuyor siz doğru veri vermediğiniz için. Ama burada tek sorumluluk Sorel Bey, Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın değil, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bölge temsilcisi gelip övüp övüp gidiyor farkındaysanız. Çok tuhaf bir bürokratik süreç gidiyor. Onların da aslında koordine etme konusunda ciddi tavsiye vermeleri lazım. Omikron varyantı ve bir önceki delta varyantını tespit eden kitlerin hepsi bakanlığın kendi istediği kişiler tarafından Türkiye'ye pazarlanıyor ve bazı gecikmeler de bu yüzden yaşanılıyor. Ne akademiye ne ülkenin kamusal kesimine bunların tespiti bırakılmıyor. İlla ki o kitler bakanlık müsaade ettiği şirketler tarafından Türkiye'ye sokuluyor. Gerekirse gecikerek bedel ödüyoruz. Şu anda biz hastanede mesela ben binlerce hasta takip eden, hala binlerce hasta takip eden bir ekibin başında olarak ya da yanında olarak hala elime gelen veri yok benim. Şu anda ne Delta ne Omikron'la ilgili bana bir geri dönüş yok takip ettiğim hastalarla ilgili. Tabii bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bu üstel büyüyen bir varyant. Dünya alarm düzeyini 4'e çekti. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler durumun çok büyük taşmalara gideceğini öngörüyor ve söylüyorlar. Zaten yayılan yayılmıştır. Bu üstel büyümeyi göreceksiniz. Dolayısıyla makul önlemler dışında öyle kapanmalar ya da sınır kapanmaları da önermiyoruz. Ama aşılama seferberliği ve vakaların tespiti ve ayıklanması ve orada desteğini öneriyoruz ki biliyorsunuz Türkiye sadece omikronla değil, büyük bir ekonomik buhran ve işsizlikle de baş başa. Bu sağlığı çok etkileyecek bir şey, bu salgını çok etkileyecek bir şey. Yani bir pandemik kusursuz fırtınanın içindeyiz, ortasındayız. Ama birisi çıkıyor bize her gün diyor ki fırtına yok, dışarısı günlük güneşlik. Böyle bir salgın yaşıyoruz biz. Peki, şimdi Sayın Şenol isterseniz bir haberimiz var. Onunla ilgili bir sorum olacağı için o haberimizi beraber izleyelim istiyorum. Üçüncü doz aşılar başladı ama aşıların üzerindeki tarihlerden kaynaklı şüpheler var. Çünkü geçmiş tarihi gösteriyor. O haberimizi bir birlikte izleyelim, sonra size soracağım. İki doz aşılarını tamamlayanlar üçüncü doz için en az 6 ay bekliyordu. O süre 3 aya düşürüldü. Bunun üzerine çok sayıda vatandaş randevu alarak hastanelere gitti ama kimileri aşıların üzerindeki etiket tarihinin geçmiş olduğunu gördü. Konu sosyal medyada tartışma yarattı. Oyuncu Hazal Kaya etiket tarihi geçmiş aşının fotoğrafını çekip paylaştı. Üçüncü doz aşılarımızı olmak üzere hastaneye geldik. Bize yapacakları aşının son kullanma tarihi 11 Aralık çıktı. İyi ki kontrol etmişiz dedi. Sağlık Bakanlığı'nı etiketledi.
Pek çok sosyal medya kullanıcısı da tarihi geçmiş aşıların yapıldığını öne sürdü. Aşı yaptırmaktan vazgeçtiğini söyleyenler oldu. İddialara yanıt Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, BioNTech aşılarının Mart 2021'den bu yana kullanıldığını hatırlattı. Raf ömrü çalışmalarının 27 Ağustos 2021'de tamamlandığı, ömrünün 9 ay olduğu ifade edildi. Üreticinin yaptığı stabilite çalışmaları sonuçları Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış, 10 Eylül 2021'den önce üretilip etiketlenen aşıların raf ömrü üretim tarihinden 9 aya çıkarılmıştır. Açıklamada eksi 80 derecede muhafaza edilen aşıların soğuk zincirin bozulmasına neden olabileceğinden dolayı etiketlerinin değiştirilmediği belirtildi. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler ifadesi kullanıldı. Sayın Bakan, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylandı diyor. Raf ömrü uzatılabilir diyor. Bizim de haber merkezinde arkadaşlarımız bu sabah geldi. 11 Aralık tarihli aşıyı yaptılar dedi. Sonradan fark ettik dedi. Tabii endişe oldu. Raf ömrü uzatılabiliyor mu? Bu aşılar kullanılabiliyor mu? Bir sorun olur mu? Bir sorun olmaz. Katılıyorum buna ama açıklama çok talihsiz. Niye çok talihsiz? Bunu en baştan, yani bu ülkede insanlar eğitimli, bu ülkede insanlar aşıyı gönüllü yaptırsalar bile aşı konusundaki verileri çok dikkatli bir şekilde en güvenilir buldukları kaynaklardan izlemeye çalışıyorlar ve baş etmeye çalışıyorlar Evet. Bir yandan. Bu kusursuz fırtınanın ortasında baş etmeye çalışıyorlar. Şimdi siz burada zaten bir favipravir meselesi var, tarih üstüne tarih eklediğiniz bir takım ilaçları dağıttınız. Onlarla ilgili bir açıklama olmadığı için bizde ilaçlar degrede olabilir, dikkatli olunsun, kullanılmasın. Zaten ilacında etkisi yok cümlesini sarf ettik. Bunun üzerine bir de bu doğru, raf ömrü uzatılabilir. Niye uzatılır? Çünkü stabilite çalışmaları yeni bu aşıda. Hatırlarsanız eksi 80 dereceyle başladık. Sonra eksi 20 dereceye, eksi 20 derecede stabil olduğu kanıtlandıktan sonra ve onaylandıktan sonra dağıtımı değiştirildi. Bu onunla ilişkili bir süreç ve ilgili kurum ve kuruluşlardan, Paul Ehrlich Enstitüsü'nden ve FDA, EMA gibi kuruluşlar tarafından onaylanarak raf ömrü uzatılmıştır. Ama bu bilgi kötü bir şekilde, yani iddialara cevap olarak aktarıldığı için, bir başka konu da aşının üzerindeki Çince yazı. Evet. Şimdi o da öyle, bazen de başka ülkeler için üretilen aşılar son kullanım tarihinin geçmesine yakın hibe edilir. Belli ki hibe alınmış Çin için üretilen aşı. Bunun da açıklanması gerekirdi. Şöyle bir açıklama yapıldı ona da. Acil bir ihtiyaç olduğu için bizde diğer ülke, bir Asya ülkesi feragat etti dedi, dendi hakkından. Onun için aciliyetten dolayı getirildi dendi. Ya da benim söylediğim gibidir. Hibedir ama burada ilaç ve aşıların üzerine aşı takip sistemi Türkiye'de şunu gerektirir. Türkçe tekrar etiket yapıştırmanız gerekir. Durum ne kadar acil olursa olsun. Bu da Sağlık Bakanlığı'nda bürokratik olarak daireler arasında hiçbir iletişimin olmadığını ve aslında aşı stratejileri ve takibini bilen, bizim eski alışık olduğumuz dairelerin artık işlevsel olmadığını, refleks olarak sadece aşıyı getirip olun 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 demekten ibaret bir aşı izlem durumu olduğunu da bana gösteriyor. Peki. Allah'tan ki bizler yetişip açıklıyoruz yani gerekli Evet. şeyi ve kamuyu rahatlatıyoruz Evet. bir ölçüde. Şimdi şöyle, o zaman altını bir kez daha rahatlıkla çizebiliriz. Evet, açıklama şekli doğru bulmuyorsunuz. Fakat raf ömrü uzatılabiliyor. O aşılar olunabilir, bir sıkıntı yok, bunu söyleyebiliriz yani. Ben de oldum. Ben de tarihi geçmiş görünen, üzerinde Çince yazı olan bir aşıyla oldum 4. dozumu. Peki. Bir sakıncası yok yani. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Şenol. Yayınımıza katıldığınız için, aktardığınız haber, bilgiler için. Teşekkürler, iyi yayınlar, sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi ne yazık